O bu topraklara ait türküleri söylemeye önce kendi yöresinden Tokat'tan başladı. Ardından Ordu'ya ve Konya'ya geçti. Gelecek haftalarda da bir Denizli türküsüyle bizimle olacak. Tüm Türkiye'yi sesiyle bize ulaştıran bir minik yıldızımız o. Söylediği türkülerle, yorumuyla, kendine has gırtlağıyla bize sanki Bedia Akartürk albümü dinliyormuşuz hissi yarattı. Geçen hafta da zaten Bedia Akartürk'le muhteşem bir düet yaptı. Bu akşam da yine Konya'nın en bilinen türkülerinden birini seslendirecek. Konyalım diyecek. Tokat'ın gülü Canan! Canan, aramızda kalsın ama ben bizim kostümcülerin sana torpil geçtiğini düşünmeye başladım. Her hafta ne kadar güzel şeyler giyiyorsun böyle. Teşekkür ederim. Siz bir de tabii teşekkür ederim. Sen kostümlerini çok da güzel kullanıyorsun. Teşekkür ederim Beyza ablamla Uğur abime, çok teşekkür ederim. Ellerine yüreğine sağlık. Ne güzel giydirmişler yine seni. Muhteşem olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir türkü söyleyeceksin ama ondan önce beni gururlandırdınız. Hem Recep hem sen. Konservatuvar için hazırlık kurslarına gidiyormuşsun. Evet. Nasıl gidiyor kurslar? Ben daha yeni başlayacağım. Sağ olsun Cengiz hocam benim katılmamı istedi. Ben de çok istiyordum. Yani niyeyse burada bütün hayallerimi gerçekleştirebiliyorum. Çok sevinçliyim yani burada olduğum için. Ne mutlu bize, ne mutlu bize. İnşallah ileride senin okuduğunu, konservatuvar sıralarında olduğunu göreceğiz. Ardından da biz senin o güzel sesini eğitiminle beraber dinlediğimizde çok gururlanacağız. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki, sahne senin o zaman. Alkışlarınız Canan için. Teşekkür ederim.